Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler. İşte bu sözlerle işbirliğini açıkladı. CHP ile DEM Parti İstanbul ve Mersin'de anlaşma sağladı. Amakta başarılar dileme memnuniyeti ifade etmek ve bir kez daha. Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve DEM Parti arasındaki aday pazarlığı devam ediyor. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme süreci sonrası pazarlıkta vites yükselten DEM Parti, kent uzlaşısı adı altında CHP ile bazı yerlerde ortak aday çıkardıklarını itiraf etti. İçindeyiz. Biz bu meseleyi sadece... DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile ortaklaştıkları il ve ilçeleri açıkladı. Adana ve İstanbul'un bazı ilçeleri içinde temasların devam ettiğini bildirdi. Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Urfa'daki adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş. Kent uzlaşısıyla ortaya çıkmış adaylar. Bu açıklama sonrası gözler artık CHP'ye çevrildi. 20 Şubat'a kadar devam eden aday açıklama sürecindeki CHP'nin Esenyurt'ta Ali Gökmen'i adaylıktan çekeceği belirtiliyor. Bu kapsamda Gökmen'in yerine CHP eski il başkan yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçiyor. DEM Parti'nin de Topkaya'ya sıcak baktığı ifade edildi. Kendilerini kutlamak ve başarılar dilemek memnuniyeti. Yine DEM Parti ile anlaşılma nedeniyle CHP'nin Mersin'in Akdeniz ilçe adayı Nesibe Teker Hazim'i de adaylıktan çekmesi bekleniyor. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 17 Şubat'ta HDP çizgisinde siyasetler yürüten Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la görüştü. CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmaya ilişkin kulislerde bu görüşme Özel'in İstanbul için destek arayışı olarak yorumlandı. Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler. İşte bu sözlerle işbirliğini açıkladı. CHP ile DEM Parti İstanbul ve Mersin'de anlaşma sağladı. Amak ve başarılar dileme memnuniyeti ifade etmek ve bir kez daha. Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve DEM Parti arasındaki aday pazarlığı devam ediyor. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme süreci sonrası pazarlıkta vites yükselten DEM Parti, kent uzlaşısı adı altında CHP ile bazı yerlerde ortak aday çıkardıklarını itiraf etti. İçindeyiz. Biz bu meseleyi sadece... DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile ortaklaştıkları il ve ilçeleri açıkladı. Adana ve İstanbul'un bazı ilçeleri içinde temasların devam ettiğini bildirdi. Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Urfa'daki adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş. Kent uzlaşısıyla ortaya çıkmış adaylar. Bu açıklama sonrası gözler artık CHP'ye çevrildi. 20 Şubat'a kadar devam eden aday açıklama sürecindeki CHP'nin Esenyurt'ta Ali Gökmen'i adaylıktan çekeceği belirtiliyor. Bu kapsamda Gökmen'in yerine CHP eski il başkan yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçiyor. DEM Parti'nin de Topkaya'ya sıcak baktığı ifade edildi. Kendilerini kutlamak ve başarılar dileme memnuniyeti. Yine DEM Parti ile anlaşılma nedeniyle CHP'nin Mersin'in Akdeniz ilçe adayı Nesibe Teker Hazim'i de adaylıktan çekmesi bekleniyor. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 17 Şubat'ta HDP çizgisinde siyasetler yürüten Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la görüştü. CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmaya ilişkin kulislerde bu görüşme Özel'in İstanbul için destek arayışı olarak yorumlandı.